Merhaba arkadaşlar, mutfağıma hoş geldiniz. Hepinize kucak dolusu sevgilerimi iletiyorum. Bugün çok lezzetli, pratik bir şerbetli tatlı tarifi yapacağız. İçerisinde bol Hindistan cevizi olan şerbetli bir tatlı. Çok pratik ve çok az bir malzeme ile yapılıyor. Dilerseniz yapımına geçelim. İlk önce şerbetini kaynatmamız gerekiyor. Şerbeti için bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekerimizi koyalım. 3 su bardağı soğuk suyumuzu da şekerimizin üzerine ekleyelim. Dakika boyunca şerbetinizi ocağınızda kaynatın. Hamuru için gerekli malzemeler: 150 gram margarin ya da tereyağınızı yoğurma kabınıza alın. 2 adet yumurta, 1,5 su bardağı Hindistan cevizi, un ve kabartma tozunu eklemeden önce bu karışımı pürüzsüz bir kıvama getirelim. 1 paket kabartma tozumuzu hamurumuza ilave edelim. Toplamda 2 su bardağı elenmiş un alıyor ama ununuzun hepsini birden eklemeyin. Azar azar ilave edin. İlk önce 1 su bardağını döktüm. Kıvamına göre unumu ekleyeceğim. Hamurum görmüş olduğunuz gibi hala elime yapışıyor. Kalan unumu azar azar ilave edeceğim. Hamurum toplamda tam 2 su bardağı un aldı. Ceviz büyüklüğünde bezeler alalım ve avucumuzun ortasında yuvarlayalım. Katı yağla yağlamış olduğumuz fırın tepsisine sırasıyla dizelim. Hamurlarımızın şu orta kısımlarına birer adet badem koyacağım. Siz dilerseniz koymayabilirsiniz. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında tatlılarımızı pişirelim. Tatlımı tam 20 dakika boyunca fırınımda pişirdim. Altları böyle hafif kızarttım arkadaşlar. Üzerini ise beyaz bıraktım. Siz dilerseniz üzerini biraz daha kızartabilirsiniz. Tatlımızın ilk sıcaklığı gitmesi için tezgahımda 5 dakika beklettim. Şerbetim ise tamamen soğudu. Soğuk şerbetimizi tatlılarımızın üzerine dökelim. Tatlımızın şerbetini çekmesi için tam yarım saat dinlendirmeye bırakalım. Bol Hindistan cevizi tatlım tamamen şerbetini çekti ve servise hazır. Çok pratik hazırlanan tatlı tarifiydi. Sizler için bir tane servis tabağımı aldım. İçinin güzelliğini göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi tamamen şerbetini çekti. Bu tatlının en güzeli de yarım saat içerisinde şerbetini çok pratik şekilde çekmesi. Umarım sizler de evlerinize yapar ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden kolay gelsin diyorum. Bunun gibi birçok tatlı tarifini kanalımda bulabilirsiniz. Videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yazmayı ihmal etmeyin. Henüz kanalıma abone değilseniz de bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Yepyeni tariflerle, yepyeni videolarla görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.